Haberci.com'dan merhabalar, ben Helin Genç. 80'li ve 90'lı yılların aranılan oyuncusu Yalçın Dümer şimdilerde neler yapıyor konuşacağız. Haberci.com magazin editörü Aytekin Teker ile kendisi her hafta o şimdi nerede köşesini hazırlıyor ve bir döneme damgasını vuran isimlerin şimdilerde neler yaptığını araştırıyor. Hoş geldin Aytekin. Hoş bulduk Necim. Şimdi Yalçın Dümer aslında gerçekten bir dönemde hani izlediğimiz dizi sayısı, film sayısı kaç? 50'den fazla değil mi? Aynen. Öyle bir rakamla karşımızda, hatta işte sunuculuk deneyim falan da var baktığımız zaman. Televole esniyordu. Nereye baksak aslında Yalçın Dümer'i gördüğümüz bir dönem vardı. Oyunculuğa nasıl başlamış Yalçın Dümer? Aileden ambargoluymuş aslında tabii, değil mi? Tabii babası Ekrem Dümer'in önemli bir oyuncu olması onun üzerinde etkili olmuş. Yeşilçam'ın önemli isimlerinden biri Ekrem Dümer, Yalçın Dümer'in babası. Tabii onun oyuncu olması onun üzerine bir etki bırakarak kendisi de oyuncu olmak istiyor. Ailesi karşı, ne kadar karşısı da babası. Tabii babası zamanında sektörün zorluklarını gördüğü için, yani ekonomik anlamda ve bir süreklilik olmadığı için ailesinin karşı çıkmasına rağmen gene o oyunculuk sevdasından vazgeçmeyip hem tiyatro hem de ekranların önüne çıktı. Beyaz perde de karşımıza çıktı. Aslında çocuk yaşlarında Galatasaray'da basketbol oynuyor Yalçın Dümer. Zaten pek çok kişi yakından beri ki çok fanatik bir Galatasaray taraftarı. O babası İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahne direktörüyken, babasına habersiz 17 yaşındayken şehir tiyatrolarının sınavına giriyor. Tabii o anda babasının jüride olduğunu görünce tabii babası o kadar ısrar etmesine rağmen onun sınavlara katılını görünce karşısında bir anda tabii jüriyi falan terk ediyor. O kadar istemiyor baba yani bu işi. Aynen. Kağıtları yere atlıyor, jüriden çıktı diyor. O zaman da bir 80 dönemi, darbe dönemi. Jüride bir tane de komutan var. 150 kişi arasından 10 kişi seçiliyor. Yalçın Dümer de üçüncü oluyor yani 10 kişi içerisinde. Üçüncü sıra seçilen birisi oluyor. Sınavı kazandıktan sonra şehir tiyatrolarında çalışmaya başlıyor. İlk oyunu Zihni Göktay'la paylaşıyor. Figaro'nun Düğünü isimli oyunda sahneye çıkıyor. Tabii ilk tiyatro deneyiminden sonra da tabii ki televizyona çıkması çok uzun süre almıyor. 1986'da Asılacak Kadın filmiyle sinemaya adım atıyor. Müjdar'la beraber oynuyor orada, Müjdar'la. Tabii o zamanlarda Müjdar'ın annesi Aysel Gürel, Ekrem Dümer'in oğlu olduğunu bilmiyor Yalçın Dümer'in. Halbuki Ekrem Dümer'le Aysel Gürel'le çok yakın arkadaş. Orada bir şaşkınlığı dile getiriyor. Peki şimdi şöhret basamaklarını tırmanmış oluyor aslında böylelikle. Şöhret yılları nasıl anlatıyor? Yani zaten o bir şöhret geldikten sonra Yalçın Dümer bir Amerika'ya gidiyor. Orada bir İngilizce eğitimini tamamlamak istiyor. Oyunculuk üzerine de eğitim alıyor Amerika'da. 4 filmde başrol olduk oynadıktan sonra yani buradan kazandığı paranın büyük bir kısmını eğitimine harcıyor Yalçın Dümer Amerika'da. Sonra Hülya Avşar ile aslında ona şöhretini perçinleştiren film de Hülya Avşar'la beraber oynadığı Hasan Boğuldu filmini çekiyor. Osman Sedin'in yönetmenliğini üstlendiği bir film o da. Sinema severler çok yakından bilecektir Osman Sedin'in nasıl bir yönetmen olduğunu. Aslında 4 filmde başrol olduktan sonra onu yatırıyor eğitimine ama tabii diğer filmlerden çok para kazanamadığını ifade ediyor Yalçın Dümer. Yani öyle şu anki ütopik bir rakamlar bizim dönemimizde yoktu diyordu. Zaten kazandığımız parayı da kostüme yatırıyorduk o zaman diyor. Yani filmde rol alacağımız kostümleri biz kendimiz alıyorduk diyor. Yani şimdiki gibi sponsorlar ya da yapım bunları bize karşılamıyor diyor. Hülya'yla çok yakın olduğunu, yani çok yakın dost olduklarını söylüyor Hülya Avşar'la. Hatta öyle bir şartlar çalışıyorduk ki ben fon perdesini tutardım, Hülya üzerini değiştirirdi. O zamanlar karavanlar falan yok diyor yani. Keza o da bana bu konularda yardımcı oluyordu. Bu derecede zorlu şartlar altında aslında oyunculuk yaptıklarını söylüyor. Yalçın Dümer tabii o tam şöhretinin zirvesindeyken çalkantılı dönemler yaşadı. Hoş durumların içine girdi yani hani bir yani şekilde. Kötü alışkanlıklarından dolayı ekranlardan uzak kalmak zorunda kaldı.
Çünkü sadece oyunculuk değil, sunuculuk. Yalçın Ünver sunuculuk da yapıyordu. Bir dönem Televole'yi sündü ki o zamanlar Televole Etkili bir çok programdı. çok yani popüler kültürün yansıtıldığı Türk televizyonlar damga vuran bir programdı. Bir süre onun sunuculuğunu da üstlendi. Ama kötü alışkanlıktan dolayı ister istemez o yaptığı pişmanlıklardan yaptığı hatalardan pişmanlık duyduğunu da ifade ediyor. Yani bir dönem Tarık Akan kendisinden övgüyle bahsederken benim yerime sonunda birisini buldular gibi derken ama bambaşka bir hayata sürükleniyor Yalçın Ünver. Bu çalkantılar içerisinde 4 kez evlenip boşanıyor. Yani evliliklerinde de sorun yaşıyor bir nevi. Yavaş yavaş ekranlardan uzaklaşmaya başlıyor zaten bu süre zarfında. Bir dönem spor yazarlığı da yaptı. Bir spor gazetesinde, Fanatik gazetesinde. Ama şimdi eskisi kadar tabii Ne ekran yapıyor önünde değil. şimdilerde? Zaten uzun süredir yaşamını bu durumda sürdürüyor. Bodrum'da. Orada bir özel orada bir kolejin, özel bir kolejin öğrencilere oyunculuk dersi veriyor. Drama üzerine. Yani Tiyatro tiyatro eğitimini eğitimi aslında aynen aktarıyor. onları aktarıyor. Dediğim gibi uzun süredir yaşamını orada sürdürüyor ama oyunculuğu bırakmış değil. Geçen yıl 7 tane proje geldi ama içime sindiği için onları kabul etmedim dedi. Yani kendimi daha ifade edebileceğim, hani eski günlerime döneceğim bir şekilde bir rol gelirse tekrardan ekranlara dönmek istediğini İçine dile sinen bir getirdi. projeyle birlikte tekrar ekranlarda görebileceğiz kendisini. Evet. Peki bakalım neler olacak ilerleyen günlerde. Çok teşekkür Ben ediyorum teşekkür ederim. katkıların için. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.